Selam, ben Mehmet Kazan. Gökdeniz Bey için özel modifiye edeceğim 2013 model Mustang Shelby'nin size hazırlanışını görüntülemeye çalışacağım. İsterseniz gelin, ilk önce bir yol testine çıkalım. Sesini duyun diye biraz da sürat yapalım. Araç hali hazırda 662 horsepower fabrika çıkışlı. Ama bize biraz daha fazlası gerekiyor. Onun için modifiyelerimizi yapacağız. Tahmin ediyorum büyük bir olasılıkla gayet 1000 ya da 1000'in biraz üzerine çıkartmak. Herhalde bu kadar yeter. En kısa çıkıştan geriye döneceğim. Artık çalışmaya başlayabiliriz. Araba gayet yol tutuşu normal. Zaten fabrikadan özel bir süspansiyon sistemiyle geliyor. Ama biz onda da değişiklikler yapacağız. Biraz daha iyi olacak. Onun haricinde öteki değişiklikler de işte modifiyede kullanacağımız özel parçalar. Dediğim gibi büyük bir ihtimalle inşallah 1000 horsepower'a yakın. Evet, sizlere biraz da Mustang'in motoru hakkında bilgi vereyim. 2013 Mustang Shelby 5.8 litre 8 silindir V motor. 662 beygir ve 631 tork gücüne sahip. Tahmin edebileceğiniz gibi motor bayağı güçlü hali hazırda. Ford ayrıca bu araç için intercooler sistemi dediğimiz, şurada altta da görebilirsiniz. Intercooler sistemi dediğimiz sistemi koymuş. Sistemin görevi supercharger'ı soğuk tutmak, yani devamlı motorun sıcaklığından korumak. Sistem iyi, hoş düşünülmüş fakat bu sisteme konulmuş radyatör fansız çalışıyor. Yani araba yolda seyir halinde görev görüyor sadece. Modification'ımıza ilk önce oradan başlayacağız çünkü bizim için soğuk hava çok önemli. Ve ilk yapacağımız şey de o radyatörü değiştirip üzerine çift fanlı bir radyatör koymak. O şekilde motora giden havada soğuk kalacak ve performansımız devamlı yüksek olacak. Sıcak olduğumuz parça şu. Yerine yenisi gelecek. Yenisinin özelliği üzerinde iki tane fan var. Elektrikli fan. Evet, heat exchanger'ı yerine yerleştirdik. Gördüğünüz gibi iki tane fan bulunuyor yenisinde. Ve bu şekilde daha iyi soğutma sağlayacak bize. Ve o soğutma sayesinde de daha fazla güç elde edeceğiz. Evet, intercooler devreye geçti. Şimdi gördüğünüz gibi bayağı kuvvetli. Aracın hazırlanışında hiçbir masraftan kaçınılmadı. Bütün kullandığımız parçalar iyi markalar. Çünkü elde edeceğimiz sonuçlar önemli bizim için. Süspansiyon sistemini görüyorsunuz. Stizza markayla değiştireceğiz, upgrade edeceğiz arabanın kendi üzerinde olanları. Şu anda arabanın orijinal sway bar dediğimiz süspansiyon
stabilizer barları görüyorsunuz. Ve control arm dediğimiz parçalar. Şu anda hiçbir şey yapılmadı daha. Dediğim gibi şu kullanacağımız parçalar Stida marka. Onlarla değiştireceğiz. Evet, arka süspansiyonlarla işimiz bitti. Şimdi aslında Stida springleri de koyacaktık. Yani helozon yaylarını. Onlar daha gelmedi. Onları bekleyeceğiz. Bu meyanda herhalde frenlere geçeceğiz. Stida stabilizer barı da yerine taktık. Şimdi sırada fren teşkilatı var. Çok garip gelecek ama bu kadar hızlı bir araba ve bakın üzerindeki fren sistemine. Sadece bir pistonlu fren sistemi. Yani normal bir Mustang ile aynı. Hiçbir farkı yok. Bunları tabii ki değiştirmemiz gerekiyor. Evet, şimdi arka frenleri ayarlıyoruz. Bu kullandığımız marka Wilwood ve iki ayrı parçadan oluşuyor diskler. Bu şekilde daha iyi soğutma, yani uzun süre frende kaldığınızda frenler fazla ısınmıyor. Amacımız da o zaten. Bu marka özellikle yarış arabalarında çok kullanılıyor. Biz de o yüzden aracımızda bunları kullanacağız. Ayrıca kullandığımız bu çuvatalarda değişik emniyet sistemi de uyguladık. Wilwood gerek olmadığını söylemişti ama ben yine de işi sağlama almak istedim. Kullandığımız madde cıvatanın açılmamasını, gevşememesine yardımcı oluyor. Ve ayrıyetten şurada da gördüğünüz gibi daha önceden hazırlamıştım. Cıvataların başlıklarında delikler var ve emniyeti alıyorsunuz tellerle. Bu şekilde cıvatalar açılmıyor. Arka frenleri yerine yerleştirdik. Birazdan ön tarafa başlayacağız. Bu şekilde de gördüğünüz gibi yeni diskler bunlar. Hava soğutmalı ve aynı zamanda delinmiş vaziyette. 4 piston var arkada. 4 pistonlu kaliper kullandık. Yüksek performans için hava filtremiz de geldi. Ve carbon fiber hava filtre bağlantılarımız. Şimdi aracın üzerinde olan orijinal hava filtresi ve bağlantılar burada. Bunları değiştireceğiz. Evet, yeni treadle dediğimiz parça da geldi. Gördüğünüz gibi ötekine nazaran, orijinaline nazaran daha büyük. Bu da demek oluyor ki daha fazla hava girecek. Çünkü supercharger'ı da büyüttüğümüz için treadle'ın daha büyüğüne ihtiyacımız vardı. O yüzden daha büyüğünü koyuyoruz. Evet, hava filtrelerini ve bağlantıları değiştirdik. Hatta ben treadle'ı da bağladım. Ki görmek istedim aracın bilgisayarıyla treadle arasında herhangi bir bağlantı, yani communication problem olur mu diye. Her şey normal, araç gayet normal bir şekilde çalışıyor. Daha sonra supercharger geldiğinde tekrar treadle'ı söküp tabii ki yeni supercharger'ı takacağım. Evet, bugün yapacağımız işlem motora gelen benzinin basıncını yükseltmek. Buna niye ihtiyacımız var? Çünkü yeni gelecek olan supercharge eskisinden çok daha güçlü. Ve yeni enjektörler geliyor. Onlar da orijinalinden daha fazla güçlüler. Bu yüzden ne yaptık? Şurada görüyorsunuz alt tarafta benzinin basıncını ayarlayan bir sistem var. Normalde arabanın üzerinde şu sistem sağlıyor. Ama biz ona ayrıyetten bir tane daha kompütür bağlayacağız arka tarafa. Boosta pump dediğimiz bir sistem. O sistemi de kontrol edecek olan buradan bir T aldık. Ki
Şurada bir tane cihazımız var. O bize ne kadar pompanın ne kadar yüksek basınçla benzin pompalaması gerektiğini gösterecek. Ve arka tarafta da şöyle göstereyim. Arka taraftaki sisteme sinyal gönderecek ve bu sistemde pompaların gücünü ön tarafta ihtiyaca göre değiştirecek. Sistemin adı Kennebell marka, en iyi markalardan bir tanesi. Ve yarış arabalarında kullanılan bir marka. Dediğim gibi her zaman en iyisini kullanıyoruz zaten. Gökdeniz Bey'in arkadaşı Cemil Bey geldi yanımıza. Arabayı test ediyoruz. Halihazırda bitmedi. Daha yapılacak çok işimiz var ama biz yine de bir test drive yapalım dedik. Cemil Bey sağ olsun Türkiye'den kalkıp geldi. Arabayı bakmak için nasıl oluyor, her şey yolunda mı diye. Şu anda otobandayız. Birçok değişiklik yaptık ama daha da henüz her şey bitmedi. Bu patinaj da biliyor musunuz? Az öncekisi. Cemil Bey nasıl? Araba dehşet ya. Daha da bitmedi. Daha bitmedi, dehşet ama. Dehşet yani. Az kaldı. Canavar olacak, canavar. Bunu nasıl yollarda durduracağız bilmiyorum artık. Daha önce de bahsetmiştim. Stabilizer barları ayarlı aldık. Evet. Şu anda ayarlarını da kontrol ediyoruz. Az önce şerit değiştirdiğinde biraz yani dönme oldu. Onları biraz daha sertleştirmemiz gerekiyor. Yine de belki arabayı test track yani yarış pistine de götürme olasılığımız var. Orada tam görebiliriz. Evet. Ya da Türkiye'de Gökdeniz Bey kendisine göre ayarlayabilir. Kendi kullanım şeylerine göre. Bunlar daha sonra da yapılabilecek şeyler. Ama biz her şeyi tam yaptık ve en iyi markalar kullanıldı. Sağ olsun Gökdeniz Bey hiçbir masraftan çekinmedi. Ya tabii ki o olduğu zaman iyisini istiyor yani ama tabii ki mecburda yapmalısın. Virajı bir deneyelim bakalım nasıl duracak. Yürüyün. Yüklenin biraz daha. Evet bayağı iyi. Tam istediğiniz gibi. Evet, viraj alanları da fena değil. Biraz daha sertleştirmemiz gerekiyor evet. Herhalde. Sola döneceğiz. Evet, frenler gayet normal. Gayet iyi. Evet, supercharger'ımız da geldi. Nihayet. Bugün onu bağlayacağız. Whipple marka 4 litrelik supercharger koyacağız arabanın üzerine. Şu andakinden %30 daha büyük. %35 gibi. Arabanın orijinal supercharger'ını çıkardık. Şimdi yenisini bağlayacağız. Evet, egzoz parçalarımız, header'larımız da geldi. Bütün hepsi de stainless work'ün malzemesi. Yarış arabalarında kullanılan malzeme ve bu sene gerçekten bayağı meşhur olmuş bu marka. Birçok kişi ısmarlıyor ve hatta uzun süre beklememiz gerekti ısmarladıktan sonra. Bekleme listesi bile var bu parçalarda. Evet, Cemil Bey de yanımızda. Yeni aldığımız egzozun özelliği. Egzozun içini görüyor musunuz? Bu egzozdan geçen gazın, yani görüyorsunuz burada sanki silahın şeyi gibi, içi gibi yiv diyoruz herhalde. Yivli. Yivli. Gaz bu şekilde hızlanarak çıkıyor ve döndürüyor. Bunun özelliği de bu. Yani bayağı popüler olmasının bir nedeni. Motor kaputunu da yerine oturtturduk. Tabii boyaya gidecek de ilk önceden bir ölçü almak için yerine koyduk. Her şey normal görünüyor. Daha sonra boyaya gidecek.
gördüğünüz gibi arabayı yetiştirmeye çalışıyoruz. Sağ olsun Cemil Bey de artık başladı işe. Ne yapalım, Gökdeniz Bey acil olsun, acil gelmesini istiyorum dedi. O yüzden biz de şu anda tam tempo çalışıyoruz. Arka halozonları da değiştiriyoruz. Bu üzerinden çıkan fabrikanın koyduğu halozonlar. Bunlar da Stida marka yeni sport halozonlar geldi. Onları yerlerine yerleştirdik. Burada görüyorsunuz. Biraz sonra arkayla komple işimiz bitecek. Artık her şey yerli yerine yerleşti. Evet. Ön süspansiyonda da işimiz bitti. Stidalar geldi. Yerlerine yerleştirdik. Süspansiyonla ilgili her şey bitmiş oldu. Brake'ler de tamam. Şimdi Supercharger'ın parçalarını bekliyoruz. Baskı diskimiz geldi. Aslında bunu Gökdeniz Bey istemiyordu arabaya konulmasını ama ben ısrar ettim. Daha sonra bana teşekkür edecek herhalde. Kullanmaya başladıktan sonra. Bu arabaya konulacak en önemli parçalardan birisi ve özel yaptırdık. Sadece bu araba için yapıldı. Spect model, yarış arabaları için özel hazırlanan bir baskı diski markası. Ve gerçekten memnun olacağına eminim. Bu iyi bir karardı. Şanzımanı çıkardık. Bu üzerindeki orijinal şeyden, Ford'dan geldiği şekilde. Şimdi yenisini koyacağız. Bizim yeni yüksek güç alanını koyacağız. Evet, üzerinden çıkan baskı ve diski burada görülüyor. Sağ tarafta. Baskı balatayı yerine oturtturduk. Şimdi şanzımanı koyacağız birazdan. Yeni baskı balatamız bu. Evet Bey, şu anda şanzımanı monte ediyor. Abi vallahi tam da zamanında. Pedro ile beraber. Pedro kardeşim. Bir makyaj falan yapsaydı abi, ne yapıyorsun ya? Evet. Son videoyu. Son civataları takmıyoruz aslında. Daha dünya kadar civata var da. Evet. Ne yapalım? Gökdeniz Bey acele ediyor. Hep beraber arabada çalışıyoruz artık. Bir an önce bitirmeye çalışıyoruz. İnşallah yakında bitecek. Şanzımanı yerleştirdik. Daha sonra da şeyi yerleştireceğiz. Diferansiyeli şaftı. Evet, onların hepsini yerleştirdikten sonra hemen altta işimiz bitiyor. Bu arada Supercharger'ı tekrar söktük. Evet, Supercharger'ı tekrar söktük. Onu tekrar bağlayacağız. Evet, onun haricinde her şey normal. Her şey yolunda gidiyor. Süper. Dediğim gibi hızlandırmaya çalışıyoruz işi. Eline sağlık hocam. Sağ ol. Pedro, senin de eline sağlık. Pedro, yardımcım, tanıştırmadım daha önce. Pedro! Yardımcım Pedro. Okey, karbon fiber çamurlukları boyayacağız. Aslında bu kadar masraf yaptık ama boyamaya karar verdik. Arabaya uyum olsun diye. Çünkü sadece sırıtacak şeyde çamurlukta olması. Burada da işte boya için hazırlanıyor. Artık karbon fiber değil. Yani karbon fiber hala da boyanacak. Özelliği gitti. Evet, burada kaputumuz hazır. Hazırlanıyor. O da işte herhalde yarın boyaya girer. Bunlar kaporta parçaları. Yavaş yavaş her şey birbirine oturmaya başladı tek tek. Bugün header'ları bağlıyoruz. Stainless Work marka. Evet, egzozun içi, header'ın içi, bakın ok gibi birleşmiş. Egzozun özelliğinin, yani bu markanın özelliğinin bir tanesi de bu. Yani ilk, 4 gaz bir araya geldiğinde bile adam onu düşünmüş, en uç tarafında birleştirmiş. Özelliklerinden bir tanesi. Okay. Header'ların bir tarafını taktık. Görüyorsunuz motora ne kadar yakın. Bayağı uğraştırıyor bizi ama bir tarafı bitti. Öteki taraf biraz daha geniş. Orada biraz daha rahat çalışacağız herhalde. Egzozun diğer parçalarını da bağladık.
Göründüğü gibi. Ses harika çıkıyor. Daha sonra duyacaksınız zaten. Cemil Bey. Hayırdır abi? Çakıyoruz. Çakıyoruz. Araba yetiştiriyoruz. Cumartesi de çalışıyoruz zaten. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Ne yapıyorsun? Cumartesi çalışıyoruz. Cumartesi çalışıyorsun. Sen arabayı hazırlıyorsun. Sen saatine şimdi 500 dolar istersin. Tabii. Sedat Bey, şeyin dikkatine. Gönül Bey'in dikkatine. Cumartesi çalışma ücreti daha fazla abi. Sen Türkiye'deki taksiler gibi gece terbiyesi açmaya başladın. Ayıp ya. Arabamızı çalıştırdık. Cemil Bey. Evet, transfer tamamladık. Maşallah var. Evet,
tork 807.971 ve horsepower 832 ve daha devamı da var ama tamam bilmiyorum. 832.358 yani motor tam 1000 horsepower'lık bir motor çünkü %18 daha az tekerlekten bakıyoruz şu anda bu bilgilere. Yani arka tekerleklerdeki güç 832 horsepower. Motorda onun %18'de %20 üzeri normalde. Yani tahmini yine binlerde. Onun tam numarasını daha sonra vereceğim. Harika bir iş başardık. Gökdeniz Bey güle güle kullanın. Motor kapısını yerine oturtturduk. Şimdi pasta cila alıyor. Yan çamurluklar pek iyi çıkmadı. Çünkü onlar karbon fiber'dı. Kalktık boyadık onları ama biraz böyle tuhaf bir şey oldu. Herhalde geriye orijinallerini takacağız sonuçta. Bilmiyorum. Haber bekliyoruz. Şey için. Ne yapacağımız için. Ama motor kapısı gayet normal. Ve çok da güzel görünüyor. Gördüğünüz gibi. İşimize de hemen bitmeye başladı yavaş yavaş. Karbon fiber parçalarımız da geldi. Bugün onları takıyoruz. Hemen hemen araba bitmek üzere artık. Bir şey kalmadı. Bir de jantlarla lastiklerimiz gelecek. Ön çin dediğimiz parçayı da taktık yerine. O da karbon fiber. Alt refüzörü da yerine bağladık. Karbon fiber. Mustang'ı dün bitirdik. Jantlarımız da geldi. Savini marka. Özel bu araba için yapıldılar fabrikadan. Artık araç hazır. Türkiye'ye gitmeye. Araçta bazı özel şeyler de yaptırdık. Gökdeniz Bey için onları da göstereyim. Gerçi kapı kilitli. Evet, Gökdeniz Bey için özel vites topuzu yaptırdık. Bir de şuraya ön tarafa imzasını. Motorumuz 1019 beygir geldi. Onu da açıklayayım. Motorla da işimiz bitti. Araba tamamlandı.